Hafta sonu siyaset meydanı ısındı. CHP hemen seçim diyerek meydana indi. İlk adım binlerce kişinin toplandığı Mersin'in Umut Meydanı'nda atıldı. Kemal Kılıçdaroğlu, değişim rüzgarları esiyor artık Türkiye'de dedi. Dikta rejimini alaşağı edeceğiz sözleriyle sandık baskısını başlattı. Ceketini çıkartması günün ve ana muhalefetin seçim isteğinin sembolü oldu. Milletin sesi umudun kürsüsünde. Yarın sandık gelecek ve gideceğiz. Ve bir dikta yönetimini sandıkta alaşağı edeceğiz. Kılıçdaroğlu Mersin Umut Meydanı'ndan günlerdir tartışılan ve merakla beklenen derhal seçim mitingiyle verdi seçim startını. Ceketini çıkardı, Erdoğan'a hodri meydan dedi. Patates soğan güle güle Erdoğan diyor. Duyar mı bunu? Ey saray duy diyeceğiz, duy. Değişim rüzgarları esiyor artık Türkiye'de. İktidarı hedef alan en sert çıkışını dikta rejimini alaşağı edeceğiz cümlesiyle yaptı. Konuşmasında sık sık bu düzeni değiştireceğiz vurgusu dikkat çekti. Bu düzeni değiştirmek Kemal kardeşinizin boynunun borcudur. Mafyayla, uyuşturucu baronlarıyla işbirliği yapılan düzeni değiştireceğim. Siyaseti kirlilikten arındıracağım. Saray ve şürekası duysun. Rüşvet alanları, uyuşturucu baronlarıyla kol kola gezenleri, onların uçaklarına binenleri, paralarını alanlarını devletin kadroları içinde asla yaşatmayacağım. Erdoğan'ın ismini hiç anmadı konuşmasında ama dikta rejimi, saray düzeni, vesayet göndermeleriyle hedefini oturttu Kılıçdaroğlu. Ahdim var, bu memlekete huzuru getireceğim. Mersin Umut Meydanı'ndan seçim manifestosunu açıklarken işsizlikten, çiftçiden, esnaftan, atanmayan öğretmenlere, kadına yönelik şiddetten EYT'lilere kadar tüm toplum kesimleri için vaatlerini sıraladı. Sevgili gençler, demokrat amcanız olarak söylüyorum. Sizin hayalleriniz benim hedefim olacaktır. Üniversiteyi bitiren gençlerimiz işsizken, 4 yerden, 5 yerden, 6 yerden maaş alan düzeni bitireceğim. Kadro açığı olan sağlık çalışanları, EYT'liler, hiç meraklanmayın. Bütün kadın kardeşlerime sesleniyorum. İstanbul Sözleşmesi'ni bir hafta içinde tekrar yürürlüğe koyacağız. Türkiye'de kavga ve kutuplaşma istemiyoruz mesajını verirken AK Parti MHP tabanına seslendi CHP lideri. İçeride barıştan söz ederken dışarıda komşularla ilişkileri de normalleştireceklerini söyledi. AK Parti'ye oy veren kardeşlerime de, Milliyetçi Hareket Partisi'ne oy veren kardeşlerime de seslenmek isterim. Kutuplaşmaktan yana değiliz. Kavgadan yana değiliz. Biz dünyada da barıştan yanayız. İktidar olduğumuzda Suriye ile barışacağız. Mısır'la barışacağız, İsrail'le barışacağız, Libya'yla barışacağız. Mersin'den seçim startını verirken ceketini çıkardı, kolları sıvadı Kılıçdaroğlu. Türkiye'de artık değişim rüzgarları esiyor dedi. Millet İttifakı ortaklarına da mesaj gönderdi miting meydanından. Dostlarımızla birlikte yapacağız vurgusu ve geliyor gelmekte olan sloganıyla. Mersin'den Hakkari'ye, Yozgat'a, Denizli'ye, Almanya'ya, Fransa'ya selam olsun, geliyor gelmekte olan. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Mersin'de erken seçim için miting yaptığı saatte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da Siirt'te açılış programı vardı. Ancak Erdoğan kürsüye yaklaşık 1,5 saat gecikmeli çıktı ve CHP'nin Mersin mitingine göndermelerde bulundu. Her ne kadar erken seçim yok denilse de tıpkı seçim dönemlerindeki gibi iki lider meydanlardan da atışmaya başladı. Geliyor gelmekte olan Kılıçdaroğlu'na sesleniyorum. Bırak kamu kurumlarını basıp memurları tehdit etmeyi de siyaset meydanında çık karşımıza. Hiç meraklanmayın. Ey saray duy diyeceğiz, duy. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın karşımıza çık diye seslendiği CHP lideri Mersin mitingiyle ve erken seçim restiyle çıktı meydana. Ceketini çıkardı, kol düğmesini açtı. Arkasında çiftçi, esnaf, işsiz hemen seçim sloganıyla çıktığı ilk meydandaki mesajını böyle verdi. Saraylarla, köşklerle bizim işimiz yok. Sizin paranızı harcarken size hesap vermek
benim namus borcum olacaktır. Umut Meydanı'ndan söz veriyorum. Kemal Kılıçdaroğlu Mersin Umut Meydanı'ndaydı. Milletin Sesi sloganıyla, erken seçim çağrısıyla. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise Siirt'te toplu açılışta. Aslında iki liderin de programı aynı saatte 13'teydi. Kılıçdaroğlu tam vaktinde geldi, uzun tutmadı konuşmasını. Erdoğan ise CHP lideri kürsüden indikten sonra 1,5 saat gecikmeli başladı programına. Kılıçdaroğlu'nun mitingini takip ettiği ortaya çıktı. Mersin'de bu kadar kalabalık toparlayamadı. Erdoğan'ın kalabalık toplayamadılar çıkışına CHP'lilerden anında cevap geldi. Sosyal medya hesaplarından mitingdeki kalabalığın görüntülerini paylaştılar. Onun istifa etmesine gerek yok. Onu göndereceğiz zaten. Edep de göndereceğiz. Siyasette bu zat bizim sikletimiz değil. Başından sonuna 300 metrelik alana sığmadı Umut Meydanı'nda mitinge gelenler. CHP'ye göre 100 binden fazla kişi vardı. Meydana Türk bayrağı ve CHP bayrağı dışında pankart alınmadı. Camlardan, ağaçlardan izleyenler de vardı. Diyor ki bize daha büyük alan verilseydi orayı doldururduk. Ya sen önce şu anda topladığın kalabalık ortada. Resmi rakamlar elimizde. Mersin mitinginden elimde rakamlar var demiştin Erdoğan. Allah'ını seversen doğru söyle. TÜİK'ten mi aldın? Cumhurbaşkanı Erdoğan açılış programından Kılıçdaroğlu'nun Mersin mitingine kalabalık toplayamadın diyerek göndermede bulundu. Sonra da enerji projelerinin açılış kurdelesini kesti. CHP mitinginde meydanda müzik sesi yoktu çünkü bir gün önce Mersin'e şehit ateşi düştü. Kılıçdaroğlu Tunceli'de Eren Kış 6 operasyonunda şehit olan Assubay Üstçavuş Celil Mutlu'nun ailesini ziyaret etti gece. Ertesi gün mitingde de şehidin anısına şarkı çalınmadı. Fotoğrafı kürsüden yansıtıldı ve saygı duruşu yapıldı. O an on binlerden çıt bile çıkmadı. Türk milletinin başı sağ olsun. CHP lideri ve eşi Selvi Kılıçdaroğlu yan yanaydı. Saygı duruşundaki sessizliğin ardındansa kürsüde ilk duyulan milletin sesi oldu. Önce bir çiftçi çıktı derdini duyurmak için. Sonra işsiz genç. 24-25 yaşımda ailemin eline bakmak istemiyorum. Dalında kaldı limonumuz, portakalımız. Çiftçinin bankalara olan, tarım kredi kooperatiflerine olan borçlarının faizlerini ilk bir haftada sileceğiz. İçinden geldiği gibi anlattı mikrofonu eline alan. Kılıçdaroğlu çifti dikkatle, zaman zaman da duygulanarak dinledi. İşsizlik kesinlikle olmayacak. CHP lideri kürsüye çıktığındaysa hepsine tek tek söz verdi. Yanında belediye başkanları da vardı. Mersin ev sahibi, Hatay ve Adana komşu illerin belediye başkanlarıydı. Üç büyükşehir belediye başkanlarındansa mitinge sadece İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer katıldı. Son dönemde adı Cumhurbaşkanlığı adayı olarak tartışılan ama Kılıçdaroğlu'nun onların daha yapacak görevleri var diyerek kapıyı kapattığı Yavaş ve İmamoğlu'nunsa katılmaması dikkat çekti.